Kıbet'in sunduğu Cadde programı başlıyor. Rose Gardens Hotel. Rose Gardens, güzel kokulu güller, meyve ağaçları, dağ ve deniz manzaralarıyla bütünleşmiş mükemmel havuzu ile doğaya karşı serinleyin. Kıbrıs'ımızın Lapta köyünde bulunan otelimiz, Girne'ye, plajlara, eğlence mekanlarına, alışveriş merkezlerine kolaylıkla ulaşılabilir mesafede. Rose Gardens'da iki tür konaklama şekli vardır. Harika bir tatil geçirmeniz için tek veya çift odalar, geniş aileler için 4 kişiye kadar konaklanılabilen villalar. Her oda dağ, deniz ve havuz manzarası olan balkona sahiptir. Yaz tatilinde eğlence Rose Gardens Otel'de. Karaoke, canlı müzik, Kıbrıs geceleri ve birçok etkinliklerle misafirlerimize harika bir tatil yaşatıyoruz. Rose Gardens Otel'e gelen misafirlerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Tatile gelen misafirlerimize kiralık araba hizmetini de ayrıca sağlamaktayız. Aynı zamanda tatilini yaparken spor yapmayı ihmal etmeyen misafirlerimiz için hazırlanan fitness salonumuzda da sporunuzu yapabilirsiniz. Rose Gardens Otel bünyesinde çok lezzetli, çok eğlenceli bir yenilik daha. Alaçatı Restoran. Eğlenmek isteyenler, lezzetli balık, et ve tavuk menülerinin bulunduğu ve eğlenceyle birleşen Alaçatı Restoran'ımıza herkesi bekleriz. Cuma Cumartesi mükemmel sesiyle Ümra, Piyanist Kani ve Oryantal Şovu ile eğlencenin ve lezzetin adresi Lapta Rose Gardens Otel'de Alaçatı Restoran. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu çekilişleriyle şans dağıtıyoruz. Ayın 8'i, 18'i ve 28 tarihlerinde Kıbrıs Gençtim ekranlarında canlı yayınla çekilişlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Nüfus oranına göre çıkma olasılığı en yüksek piyango Devlet Piyangosu. Aynı zamanda her bir biletle spora ve eğitime kayıtsız şartsız destek oluyorsunuz. Hayalleriniz mi var? O zaman hadi Devlet Piyangosu almaya. Steakhouse. Mükemmel lezzetler. Etin en lezzetli hali Steakhouse'da. Kıbet'in helal kesimlerinden alınan taptaze etlerden yapılan çeşitli et menülerimizde iddia ediyoruz. Eti hiç bu kadar lezzetli tatmamıştınız. Lefkoşa ve Girne'deyiz. Steakhouse. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'la Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. Thank you.
yere geldik, beynimize oksijenler geldi vallahi. Köyün girişinden itibaren böyle içimize böyle enerji doldu, oksijen geldi. Bu lapsanacıkların içinde huzur dolduk gerçekten. Sapsarı her tarafı, yani şanslıyım, vallahi şanslıyım. Yani siz de bunu inşallah bir gün böyle denk gelirsiniz, Kıbrıs'a bu mevsimde gelirsiniz. Kıbrıs'ımın en güzel mevsimi. Ne üşüdür, ne çok sıcak alın. Böyle yemyeşil ya ortalık, gerçekten çok güzel. Hayran kaldım bugün bir kez daha. Şimdi sponsorlarımıza dönelim. Cadde programının ana sponsoru Kıbet. Etlerinizi mangal yapacaksınız. Aha böyle güzel bir havada gideceksiniz. Kıbet'ten alacaksınız etçiklerinizi. Döşler var, kıyma var. Şeftali kebapçığınızı alabilirsiniz. Köfteciğinizi alabilirsiniz. Kıbet'e mutlaka uğrayın efendim mangal yapmadan önce. Sonracığıma kıyafet sponsorum Önder Alışveriş Merkezi. Alışverişinizi de Önder'den yapıp sonra mangalı yapın. Helvalarını dağıttığın Helvasa, lokum gibi helvaları var. Bideciğin arasına koyacaksınız. Tahınları var, pekmezi var, her şeyi var. Ama Helvası dağıdırık zaten. Gerçekten ağzınıza layık. Bunun dışında 8'i 18'i 28'inde devlet piyangomuz var. Çekiliş yapar. Hatırlatalım efendim. Şans size de gülebilir. Dolayısıyla 8'i 18'i 28'inde çekilecek olan devlet piyangoları için mutlaka şimdiden biletinizi alın. Şimdi tabii ki gerçekten her yerimiz güzel. Kıbrıs'ın her yeri güzel ama Mallı Dağ bambaşkadır. Yani gerçekten böyle dağın böyle eteklerinde girişi bambaşka. Yani Allah aşkına nerede var ya bu kadar güzel bir yer? Siz söyleyin, hani gerçekten ben susuyorum, doğa konuşsun modundayım. Çok da güzel bir yer. Evet, bu haftaki sorumuz Kara Ağaç bölümünde bir adam, bir abicik bizi durdurdu. Dedi ki abim ben sana sorayım bakayım bilecek miyim? Ben de dedim ki sor bakayım. Abi bize sordu, ben soruyu bilemediydim. O yüzden bu soruyu size bu hafta ben soracağım. Kıbrıslılar hani böyle yumurtalar olur, bulliler oturur üstüne, bulli oturur üstüne de civciv çıkarır. Ona Kıbrıslılar başka bir şey söylermiş, başka bir ismi varmış. Tekrardan soruyorum size, hani böyle yumurtanın üstüne civciv çıkarsın diye oturan bulliye ne söylerler? Bir soralım bakalım ne söylerlermiş. Cevabımızı alırsak helvalarımızı da dağıtacak. Evet, cadde programı başlasın mı? Hadi bakalım, cadde programı başlasın. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsın amca? Sağ ol, hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk, ne neresin? Kemal. Kemal amcacığım, ne neresin? Mallı Dağlı. Mallı Dağlısın. Gel o zaman, bak çok iyi birine rast geldik. Mallı Dağ. Gel de basmasınlar bizi. Söyle bakalım. Mallı Dağ'ın neyi meşhur amca? Bir zaman karpuzuydu meşhur. Karpuzu şimdik? Şimdi bir şey mi? Ama çok güzel. Bak potin ermen oldu. Girdim o şeylerin içine. Ama yağmur olmazsa çamur olmaz. İşte ha. Aynen öyle. Lapsamaların içine girdim. Mahvoldu ayakkabılarım. Demek ama Mallı Dağ çok güzel. Güzeldi ama arkadan gelenleri bilmek gayrı nasıl olacak. Senin var mı çoluk çocuk? Var. Var, kaç tane? 3 tane. Hepsi burada? Yoksa başka yerlerde? Köyde de 3 tane. Ha, Mallı Dağ'da kalırlar. Daha bekardı. Bekardı. Bir şey değil, bekarlık sultanlık. Yoksa evlensin mi? Kız mı oğlan mı? Oğlandır yani. Oğlandır. Hadi bakalım. Tamam, bir sorumuz var. Bakayım bilecek miyim sen ki bilin yani, ama sorayım. Tamam, bozuk dur bilmiyorum. Bilin. Bak yumurta da aldın. Var mı tavukların? Komşudan aldım. Tamam, bir şey sorayım sana. Hani böyle tavuğu sırf civciv çıkarsın diye yumurtanın üstüne koyarlar şu. O tavuğa ne söyler? Kurt tavuğu. Başka bir şey daha varmış. Ne varmış? Losarga. Kurk olur, onu oturdur, çıkarır bulliyi. Losarga nedir, ne tavuğu derler? Onu bilmem. Helva sever mi? Ya, o zaman gene de ben sana vereceğim ama. Helvacık, afiyet olsun. Al, al. Verin şu evlatçıklarına. Merci çok. Afiyet, baş şeker olsun. Hadi bay bay.
Son dakika gördük sizi. Ay, nasıl çıkacağım? Bir de o var. Allah, abla çok zor sizin bu yollar. Ay, vallahi tığ gibi kalın ha. Yollarda. Aman vallahi çok yoruldum. Merhaba, nasılsınız? Merci, iyiyim. Siz? Ben de iyiyim. Nedir isim? Selda. Selda. Selda ablacığım nerelisin? Aslen Baflı'yım. Buraya gelin geldim. Dursa karşı isimdir. Yani nasıl siz yollara bu yolculara alıştınız? Enen çıkan... Alıştık artık. Aman vallahi tekledi benim makinem. Çok güzel oldu. Ne güzel, ne kadar çok çiçek var. Çok severim çiçekleri. Ne var bunda? Bak bak, Nergis'tir bu. Bu ne? Bu. Aa, Nergis'e çok benzer ama. Çok güzel. Ben de çok severim çiçekleri. Kim ekti mesela o köyün girişindeki çiçekleri? Belediyemiz. Çok güzel. Her yere çiçek ekin. Her yere. Çabalarık. İyi bakalım. Selda ablacığım var mı? Çocuk. Evet. Çocuk. Var. Kaç tane? İki kızım var. Şanslısın. Damatları getirdiler. İnşallah. Ya daha getirmediler. Daha okurlar. Maşallah. Okusunlar. Yani. Evlilik zor olay. Yani. Değil. Yoksa evlisine evlensinler der mi? Mesela. Derim. Hadi inme artık. Kaç yaşındadırlar? 24 büyüdür. Ha. 21 daha küçük. Daha var yolları sana söyleyeyim. Yani. Daha var. Ben 31'imde evlendim. Mesela evet. Bak köyün en güzel yanı. Kimi görsen, ne yapın mı Hasan, ne yapın mı Ahmet, işte gün bitti zaten. Çok güzel. Sen işler mi abla? Yok, ev hanımı. Ev hanımı, en büyük iş sende zaten. Yani. Hem de şeysiz dedi, ödeneksiz. Değil. Hiç istemedin çalışasın yoksa beyin dedi ki otur. Yok, otur dedi, ben sana bakarım. Hüseyin ben kabul ederim. Bak, sevgili kocacığım, kabul ederim. Sen bana bakacaksan ben otururum, sıkıntı yok yani. Şimdi ablam, bir dedeciğimize sorduk aslında ama Mallı da çok güzel bir köy gerçekten. Burada benim bildiğim zeytinleri çok. Zeytin, yaz zamanı bostan ekilir işte. Hı-hı. Kavun, karpuz, gönene. Bir daha Mallı Dağları'nın meşhur şeymiş, fırında işte hellimliler, zeytinliler, evet. Yani marifetlidir kadınlar. Her köyde var o. Var ama Mallı Dağ'ın özellikle bir ayrıymış yani bu marifetli kadınlar. Yok, o kadar da değil de yani her köyün var, yaparlar. Çok güzel. Şimdi tamam, şimdi sana sorum var. Şimdi böyle hani sırf, dur bekle ben de toparlayayım. Bir Karaağaç köyünde bir abi sordu bize bunu ama ben bilemedim. Ben de dedim ki bu soruyu soracağım. Hani yumurtayı oturdun, tavuğu bulliye oturdun ama da civciv çıkarsın. O tavuğa ne söylerler? Lot tavuk derler. Ne söylerler? Lot. Lot. Losarga? Losarga da işte hani kakanı koşturur diyebilirim yani bilmem tavuk. Nasıl yani, annelik yapandır losarga? Evet. Be abi, yanlış öğrendin bizi. Yani losarga oturup da civciv yapana değil. Yok. Annelik yavrularını yapana. Koruyana. Ha işte losarga ona derler. Yavrularını koruyan. Bulliğin şey var bir daha. Gut tavuk. Kurk derler. O ne? Derler işte kurk, hani oturacak olan. Ha, o da aman hepsi birbirine karıştı. Neyse yani annelik yapan bulliye losarga derler. Helva sanın helvacı. Teşekkür ederim. Olsun. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Mallı Dağ'ın sabahını çok merak ederim. Eminim çok güzel. Her yönü, her saati çok güzel. Çok güzel. Hadi evet. Hadi. Çok merhaba ablacığım. Ben... Hadi görüşürük. Bay bay. Amca merhaba. Nasılsınız? Ay vallahi gördüm sizi traktörüne. Dedim Favra, dur bakalım bu amca nereye gidecek? Nasılsınız? Allah ne güzel. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hatırladık sizi. Hatırlamaz olur muyum? Ama 4 sene önce zannedersem. Sen daha iyi biliyorsun. Biz yaşlandık artık. Ben de yaşlandım dedim. Bak bitti. Saç kalmadı başına düştü. Ben de boyarım yoksa pambık palüze. Sen daha iyi maşallah. Biz 80 dayandık. Ben de 30, işte 30'u aştım. Artık da yaşımı söylemem gayrı. Bitti. Mesela, 30'dan sonra bitirdim işte hesabı. Ha. İsim ne amcacığım? Söyle bakalım. Kemal Kasabalı. Kemal amcam, Mallı Dağlısın değil mi? Has. Doğamadım be. Ne güzel.
güzel bir köy. Tabii çok güzel. Yani dağ bu tarafta. O temiz hava, otlar, çiçekler var. Laksanalar, papatyalar. Çiçekler, çok güzel, çok güzel. Bak ayaklarımın oldu patinlerime. Lapsanaların içine gireyim dedi. Daha bot alacağım, o kadar da bot. Lazım sarı lastik, o botlardan olur, onlardan lazım. Giyme onlardan. Yani giymek lazımmış demek ki. Uzun bir araç var. Sen neredeydin traktörünü al? Neredeydin traktörünü al? Ot götürdüm, yavaş yavaş ot götürdüm. Bir adam orada. Ha, nerede buldun otları? O bahçede çok. Bol bu sene bol gömeçler. Neyin an biçen genleri? Orak var, küçük büyük orak var. Ha. Bıçak var. Her şey var. Toplan genleri, boyan traktör arabası. Götür hayvanlar şeyin yavaş yavaş. Ne yapacaksın? Yapacak mısın? Trabzonlulara. Trabzonlular. Çok severim Karadenizlileri. Çalışkandılar çok. Çok severim. Çok iyi insanlar. Evet, benim tanıdıklarım en azından çok iyi. Aynen öyle. Merhaba, bak oğlunu. Ya ya. Tanıyorum. Bülent, neydi ismi? Bülent, merhaba, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, nasıl? O da uğraşır, o da. O da çalışır. Ot gözler tabii, bu da. Sen de iş yapan Bülent? Evet, yaparım. Baban sana seni işledir Bülent. Yok, kendim işlerim. Kendim işlerim de. Beni şerefettir. Yaşa, bravo sana. Şimdi Kemal amcacığım, şeyi sorayım sana. Birazcık bize bilgi ver Mallı Dağı'na ilgili. Vallahi. Yani... Hep var mı göçmen? Nasıl bir köy burası? Göçmen yok. Köy hep yerlidir. Halkımız çalışkandır. Memuru var, işçisi var. Su dairesinde, karayolunda. Öğretmenimiz var, doktorumuz var. Var da var Mallı Dağ'da. Yani, kaç kişi var? 250 kişi var ama toprağımız az. Toprak az. Abi çünkü her taraf dağ. Ben dağ, diğer tarafı. Bir şey söyleyeyim. Mesela sizin dağlarda ne yetişir? Bizim ada. Var mı adacayı? Adacayı var. Başka ne var Bülent? Sandal var. Bilin sandal. Bak onu bil. Nedir sandal? Kırmızı evet. Kırmızı mantar var mı aslında? Mantar. Bizde bazı kavcar var, bizde kavcar mantar var. Yani o... şimdi bir şey söyleyeyim. Faruk diyor ki bir tane böyle hani o yemiş veren ağaç var ya kırmızı. Sandal. Der ki Faruk onların altından mı çıkar kırmızıcı mantar? Yok. Laden mantar başka. Faruk ama beni gandırın. Bizim kavcar mantar çok yani zehirli değil hiç. Amca. Ben bilmem diye bu işi beni kandırır bu Faruk. Bana öyle söyledi. Öyle bilir o da. O da öyle bilir. Yalancı. Bizde yılan sıtır. Sandalın üzerinden çok sallandı kaşık yapılır. Bir o tahta kaşık. Öyle bir tahtası var ki ayna gibi böyle yani hiç. Yenir mi o yemiş? Yenir. Ooo ne demek? Şey. Bülent sen seven? Severim. Seven. Dağda kara mersin var mesela, Garcia mersin var. Evet. O da çok güzel. Mantar var, hostes var mı? Hostes çok. Gazayağı çok. Gazayağı var ama hostes herhalde bitti. Hayır çok. Hostes şimdi kafkar oldu. O kafkar suyu koyu kavrayan. Onu kafkar suyuyla bari de yakını yapın yiyeceğim. Çok güzel, bilirim. Çok severim. Ya yumurta kavrayan. Bak bu sene ben en çok yumurta otu buldum. Aha. Çok buldum. Bu şey taraf, büyük konuk tarafında. Yumurta otuna da böyle bayılırım ya. Geçen programda seni gördüğüm bir hatan var. Söyle. Langara dedin. Langara'ya uğradım derler. Çok tuzlu yemek yiyince. O yanlıştır o. Söyle bakayım doğrusunu. Langara hastalıktır bu hayvanlar. Mesela bir dönem var mesela. Biraz keçiler üzerine keçi. Çok korkar bu langara hastalığına. Suyu çakalım ölür. Ama yok. Bizde söylerler Kemal amcam. E bildiler nasıl soruyu da bildiler. Bildiler ama tam bilmedim. Ben hep dinledim seni. Hiç kaçtırmam hiç. Yaşa. Hiç kaçtırmam. Benim biz söyledik langaraya uğradım dedik. Şimdi bizim köy bir dönem var mesela. Çok keçi vardı senin. Ya binlerce keçi vardı. Hep evet. Hep keçiydi köyde. Evet. Oynuyordu. Evet çünkü keçi beleştir. Evet. Daha da otlar yer gelir içeri sağ memeceni. Şunu sorayım. Vallahi bu, o şu keçileri bırakın. Da kendi nasıl bulur ya yolda gelir? Bilir. Akıllı. Hani akıllı mı? E koyun kafalı derler mesela. Hani, Koyun derim o da açık gözdür. Mesela bu tarla mesela bir kere girsin. Bırakın yine salar. Ha diyeceğim o langarışı unutmayın. Bir dönem var mesela. Bizim köy mesela. Uğradı bu şeye ben yetiştim yani. Sütlüceye, geç kaleye kaçaladık yani. Buradaki su zehirler o keçiyi, langara hastalığı. İç yakından düşer kalmış, bayılırmış. Demek ki o da var. O da var. O da var. Ama bu langara var. Langara uğradım derler. Ama şey çoğuna sonra... Susadım manası. Kimisi bildi, kimisi çoğu bilmedi. Hani dedim bak hata yapar dedi, pembanım dedi. Ya Kemal amcacığım öyle bir şey yok. Langaraya uğradım derler işte çok susayınca. Ya, su içeri bayıldım ya bu dağlara. Vallahi yaşlanmana. Bak. Ne
hep yürüdün mü ki de buraları? Evet. Karış karış. Buradan çıkardı da denize gidiyor. Yayan. Deniz yakın. Deniz yakın da burada. Gerçekten. Bak, tabii, tabii tabii. Bak, bu bölgede bir de su, şey var, su var. Aman Selen'cim, mersi canım. Mersi, teşekkür ederim. Bu bölgede bir de şey var, dağın eteğinde evcik var. Yani kiste evimiş, o kiste, burada kiste var. Mesela su var. Evet. O kuyudan su da aşağı çıkar gider, dağın içinden yükseldi. Orada öyle mi? Orada mesela tabii şu... Gidemeyken. Yok, gidelim orada, fena değil. Orada işte çoğlar çuban çıkarır. Kan çubanı, bilin bacağında ya bacağı, koltanda da. O da gider iki yerler soyalar, kızlara su. Bir alış vardı. Urba atarlar, üzerinde altta da para atarlardı. Vaaay! O zaman kuruş değerli bilin yani size. Kuruş değerliydi. Yani şimdi var durur mu? Durur ama yıkıldı şey ufak bir kez. Vay be! Ufak bir, toplayalım ufak paralar. Kalmamıştır emin ol. Alış atarlardı. Elimi sene çoğlar. Ne kadar güzel şeyler var ya. Çuban... Yani iyi olurmuş eller, urumlar, urum zamanında. Ay be, yaşa. Ya. Şimdi tabii ki sorumuz o bilin gene ama gene de soralım sana da. Şimdi, biraz önce abla başka bir şey söyledi gerçi ama, şimdi biz Karaağaç Köyü'nü gördün mü o bölümü? Gitmem, duyarım, gitmedim. Bölümümüzü gördün mü, izledin mi bizi? Bir tane abi bana şey sordu. Hani dedi, yumurtaya dedi, civciv çıkarsın diye bulliye oturdun. O bulliye ne söyleyin? Civciv. Hayır, anneye ne söyleyin? Kurt tavuk. Başka? Hani böyle koruyan, kendini koruyan, civcivi koruyan. Onu bilmez, ne oluyor? Losargaymış. Allah Allah. Losarga. Yani bana o abi sordu. Abi yaktın beni abi. Losarga derler. Buyur, helvacığın. Helva değilim. Yiye tabii, tatlı yiyelim, tatlı olacağım. Tabii, tabii. Çok mersi. Öyle. Çok teşekkür ederim. Mersi, sağ ol, teşekkürler. Devam edelim. Teşekkürler. Bülent'ciğim, var mı söylemek istediğin bir şey? Bütün Londra'daki akrabalarına sevgilerimi, saygılarımı bulundum. Bülent'in Londra'da akrabaları var. Londra'ya selamlar söyleyelim. Var, yeğenlerim var. Onlara selamlarımı söylerim. Bülent'imizin selamı var. Çok mersi Bülent'ciğim. Hadi bay bay. Reklamlar. Gerçekten köfteleri harikadır. Böyle bir lezzet yok. Yani içine ne koyar anlayamıyorum. O kadar lezzetli. Denemediyseniz mutlaka köftecileri de deneyin. Mevsim kış mevsimi efendim. Kış deyince daha tabii ki pastırma gelir. Vallahi billahi bu pastırma başka bir pastırma. Yiyin, ondan sonra da bana cevabınızı mutlaka atın efendim. Bu kadar da net söylerim. Mutlaka ama mutlaka Kıbet'e geliyorsunuz. Etinizi molehiyacığınıza koymak için etçiğinizi, kuyruk yağını, şişçiklerinizi, pirzolarlarınızı, efendime söyleyeyim, başka şeftali kebapçığınızı, köftelerinizi, pastırmalarınızı nereden alıyorsunuz? Tek adres var. Tabii ki Kıbet.
çekme. Çektik. Çekme. Ama çektik, sen bizi bulamadın. Bulurum ben. Ama bulamadın. Ne? Bizim önümüzden geçtin ve bizi görmedin. Yapın benim. Nasılsın? İyiyim. Nedir ismin? Kemal. Kemalcığım, durumlar. Tamam, sen? İyiyim. Eş yolunda. Yolunda nakil oldum. Böbrek nakili. Hadi tamamsın, iyisi. Yürüyüşümü yaparım. 7 ay oluyor. Diğerinizden kurtuldum. Çok güzel. 3 günü girerdim. Hadi çok şükür olsun. Şanslı çıktın. Evet. İyi bak ama bu defa böbreğine. Bakarız. Yürüyüş yapan. Bak yüzüne gam geldi be Kemal. Süper. İyileştin mi yani? Ameliyatçın tamamdır. Hadi bakalım. Nerede kalın Kemal? Kiminle kalın? Anne baba burada. Anne baba burada. Yaşarla. Evet. Çok şükür. Burada evin buharını bunun arkası. Aman ne güzel. Ne yapın Mallıdağ'da Kemal? İyiyim. Mallıdağ güzel. Dağı güzel. Manzara. Çiçek ekiyoruz. Çiçekler büyüyor. Açıyor laleler. Evet. Güzel. Köy güzel. Gelsinler mi köyüne? Evet, gelsinler. Köyüne çağır, gelin Mallı'da. Mallı'da. Yeğenlerim var Londra'da. Onlara selam ederim. Söyle kameramıza bak. Londra'ya selam var. Yeğenlerim var orada. Akraba. Onlara selam ederim. Süper, yaşa. Sana da helvacık vereyim mi? Evet. Hadi verelim. Afiyet, bal şeker olsun o zaman sana. Evet. Hadi mersi, bizi izler mi? Ya, programına çıkmam. Yaşa. Hangi gün soruyorum ben sana, hangi gün? Kaldın ha ben. Sınıfta kaldın Davut. Ben seni şeyde görürüm, büyük konukta. Evet. Gelirim ben oraya. Ekol günleri kaçırmayın. Ama bak bizi izleyeceksin. Tamam. Kıbrıs Genç TV'de. Pazar günü 20.15'te. 20.15'te. Tamam. Haberlerden hemen sonra izleyecek misin Kemal Söz? İzleyeceğim ya. Yaşa Kemal. Hadi. Bay bay. Bay bay. İyiyim. Gelin sizinle de konuşalım. Gel gel. Gel ablacığım. Köyünüze geldik, birini bulamadık. Merhaba. Aman yürü. Görürün. İzleyin programımızı. Ali'dir oğlunun adı. Oğlun mu? Hayır, görümcemindir. Konuşmaz. Nasılsınız? İyi sağ ol. Bu yollarda nasıl girersiniz, nasıl çıkarsınız? Çok zor. Evet, alıştık artık. Alıştık. İsim ne? Alime. Alim ablacığım, nerelisin? Ben Mehmetçi. Sonra Mallıdağ'a gelin geldi. Evet. Nasıl alıştın? Alıştı. Güzel. Evet. Mehmetçik de güzel. Evet, o da güzel. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür etti ama bana biraz önce. Yok, edemez. Etti, teşekkür ederim demedi mi? Etti. Tamam canım, evet. Dur, aman Allah'ım. Şimdi bir sorumuz var, sana da soralım mı? Şimdi hani bir tavuk var, yumurtanın üstüne oturur ve civciv yapar. Ne derler o tavuğa? Yok derler. Tamam. Peki annesini koruyan, yani civcivciklerini koruyana ne derler? Losarga. Losarga. Hadi verelim biz. Evet. Afiyet, bal şeker olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok mersi. Hadi bay bay. Bay bay. Programının daha sonuna. Sanırım bu bölümü yani hayatımız boyunca unutamayacağız Faruk'tan.
Gerçekten farklı ve özel bir bölüm oldu bizim için. Biz çok eğlendik. Sorumuz, Mallıdağ'daki sorumuz, Karahanç'taki bir abimiz bize sorduydu. Biz de dedik ki bu bölümde söz sen abi soracağız. Sorumuz neydi? Hani yumurtanın civciv çıkarması için üzerine oturan bulliye ne söylerler? Abi bize losarga dedi. Ama meğersem buradaki abilerimiz, ablalarımız da bize dedi ki civcivini koruyan, anaçlık yapan bulliye losarga söylerler. Neyse yani bir losarga var yani ama hangisidir onu bilemedik. Biz gene de Helvasa'nın helvacıklarını dağıttık. Güzel bir program oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Güzel bir program oldu ama bizim için özel bir program oldu. Çok güzel bir yer gerçekten. Gördüğünüz gibi ne potin kaldı, ne bot kaldı, ne urba kaldı. Çamurun içine bulandık ama hiç de şikayetçi değildik. Çok güzel gerçekten ovaları, tarlaları, çiçekleri falan. Gerçekten çok güzel. Şimdi Kıbet'e sonsuz teşekkür edelim. Önder Alışveriş Merkezi'ne, Devlet Piyangosu'na ve tabii ki helvalarını dağıttığımız Helvasa'na sonsuz teşekkür edelim. Siz olmazsanız bu programı hayatta çekemeyik. Değerlidir, çok değerlidir bize olan katkılarınız. Faruk'a teşekkür edelim ve tabii ki artık montajımızı yapan Yılmaz'a teşekkür edelim. Bu programda emeği geçen herkese teşekkür edelim. Evet, haftaya görüşmek üzere değilim mi? Değilim bakalım. Haftaya Kıbrıs'ımın en güzel köylerinden gene ekranlarınızın karşısında olacak efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aklım yemeğe işler. Acıktım. Vallahi var. Duyar mı beni? Tamam mı? Ama leş oldum. Leş. Allah'ım ne kadar güzel ya Rabbim. Aman hıkıcık tuttum. Ses. Ama ben anonsu verirken yakınlaştır biraz. He. Kaçayım yoksa dilleneyim. Yemin ederim ayaklarımı kaldıramıyorum Faruk. Aman aman. İnsan bir niçin diye sorar. İnsan bir endişelenir. Çirkefe çıktı. Bak. Rolli buldun. Aman tanrım nasıl temizlenecek bu dinlerim. İnanmıyorum. Ya. Aman tanrım. Bir lapsana uğruna ne... Neyle temizleyeceğim? Dur bir saniye yeter. Köy usulü yapıyorum. Aman.
yapacaksın? Ne yapacaksın? Kalsın böyle patinim. Diyecekler, oha bu kız Mandıra'dan geldi galiba. Yedek patin almadın? Yo, ha ben çünkü bilirdim Faruk. Ya necim böyle oldu? Bunları sana söyleyeyim, bulaşık bir şeyi bile yıkamaz ha. Çamaşır makinesi. Selam. Hiç benim sorma, bak ne oldu? Benim oğlum sizi tanıdı, gitmişken geri döndü. Yok da. Geliyorum program çevreye ama hadi gelelim sizden başlayalım. Tanışmak istedi sadece. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim. Bak ablacığın ayağına ne oldu? Mandıra'dan çıktım evet, sanki. Nasılsınız? İyi. Teşekkürler, siz nasılsınız? Var mı? Nerelisiniz? Mallıdağlı. Mallıdağlıyık ama Sütlüce'de kalırım ben. Biz de Mallıdağ'a geldik. Var mı birileri acaba? Var. Var, var mutlaka. Anneannem de sizi çok beğenirdi. Sizinle tanışmayı çok isterim. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi gidelim. Hadi bay bay. Ay Allah'ım. Önce bir bu olayı halletmem lazım. Ben de seni çekeyim hatıra kalsın dedim ama ellerim doldu. Dırnakların. Ne yapacağım be Faruk? Hayır yani silerim ama sildik sonra bin beter oldu. Abo. Ben olsam kimse beni eve almaz. Ben olsam almam yani. Hiç tuvalet kağıdı da almadık. Kusuyorum. Su da yok. Hiçbir şey yok Faruk. Şimdi gel horoz lalelerimizi de gösterelim. Çünkü Kıbrıs'ımız da az kaldı. Yani tamam ben hani keserim falan ama bunlardan çok. Yani maalesef kalmadı horoz lalemiz. Buna gelincik de derler Faruk. Değil, gelincik de derler. Yo, sütsüz. Kopartmam. Ne için koparayım? Kopartmam da. Ama sütlü değil. Aha bu kocamıştır, koparabilirim, dur. Sütü çıkacak şimdi. Ne sütü be, acıktın galiba. Al, hadi bekleriz. İncirdir o. Aa sütlenmeye başladı bile. Hadi be. Bekliyoruz. Hiç öyle süt müt göremedim Faruk. Sıkayım da istersen. Bir lenger belki de süt çıkarır bu. Hani? Buradan keseyim. Kes. Süt bulamadık. Süt bulamadık, sütü kesik. Sütü kesilmiş Faruk. Çok üzülmüş, sütü kesilmiş. Adam bütün laleleri yoldu, bir sütü bulamadı. Hadi ablacığım, mersi. Hadi bay bay. Ablaya zıpla. Şimdi aşağıda sorunum yok. Cilli cilli giderim. Daha çıkmada teklerim. Anladın? Neyler? O ne be? Aman Allah korusun. Ha, öne öne git annem. Önden, arkadan çekme beni Faruk. Arkadan beni çekme Faruk. Yani kaçıncıydı? Kaç bölüm söylerim? Arkadan çekme beni. Dayalı gidin önümde. Nasıl gideyim? Beni arkada unutun gidin. Bak buradan kaçtığımızda koşacak tamam. Ciddiyim bu konuda. Bak bekle. Bekle. Şimdi vallahi kaç. Kaç Faruk. Bunu çekme. Acaklar şey.
her şey yolunda. Her şey kusurlar bunda. Sevgili arkadaşım. Al, koy kulağına bir çiçecik de çeksin seni. Gel dur. Koy kulağına bir çiçek de bizi fotoğraf çekecek Faruk. Gel gel. Gel gel buradan. Gel de bak hava yağacak, bitirmem lazım programı. Gel. Gel sandım. Gel gel gel. Oradan yol yok. Oradan yol yok. Yol istemem, gel. Gel, gel. Şşt, gelmeyeceğim, gel. Gel dedim. İşim gel, var. Gel, çiçekler güzeldi, görürsün, gel. Tamam ama gelemem. Helvacı helva, şeker lokumcu helva. Olmasaydık ya, bir şarkı bulalım. Yukarıda. Patlama bak. Alo. Hello, how are you? Bak gel. Faruk, nasılsınız? Bak gelin de senin ha. Gel bunu kulağına koy. Koy. Öyle de cizmeni çalmasın bu yandan. Dur. Ha. Bekle. Şimdilik böyle duracaksın benim yanıma. Ben helvalarında. Hayır, dön, dön. Ellerini koy böyle. Böyle. Hayır, bebeğim gibi. Böyle. Ben nasıl yaparım? Böyle. Ha, dön arkanı sırt sırta vereceğim şimdi. Sırt sırta ver. Ha. Sırtın nerede senin? Böyle. Ha? Bak kameraya. Şimdi gurt. Şimdi abi bak. Abi sen sordun bu olayı. Sen sordun yani, sorumlusu ben değilim, sensin ona göre. Ne şarkı dedin, bilmen dedin, bileceğin dedin, bilmem. Ama bak ama ne kadar güzel. Çiçeklere bak deyip bir tanesini kestim. Ay burada da var. Selam canım. Ana. Mümkünse bana yakın durma. Sebep? Hep çamur edeceğim yine. Pislik. Aman gözümde bir şey var. Sinek var. Bak vallahi var. Var. Var mı be? Yok. Var mı diye. Eminsin. Yok. Önden çek Faruk. Öne geç. Allah aşkına. Yılmaz'ın ta önümü bulana kadar bir halimizi vardık. Bu da mis çiçeği Faruk. Allah. Oh. Allah'ım mis, püfür püfür. Ama bu güzelliğe bak be Faruk. Çok güzel. Putinlerim mahvoldu yahu. Mahvoldu. Gitti yani. Bak. Ot da yapıştı ayıstan bana. Çok kötü. Çok üzgünüm. Çıpladım. Oynadım. Çıpladım. Evet. Detay çekelim biraz geçelim. 3-2-1 kaydı. Evet, geldik bir cadde programının daha sonuna. Faruk'tan benim özellikle çok eğlendiğim bir bölüm oldu. Hayatımızın sonuna kadar herhalde bugünü unutamayacağımız anılar içerisinde bitirdik programı. Bu hafta Mallıdağ'daydık. Sorumuz şuydu. Karaağaç'taki bir abimiz bize sordu. Biz de dedik ki buradaki insanlara soralım. Sokalım dedim Faruk. Bizi izlerler. Arabanı buldum pembe. Aa ama bak biz de aldık arabamızı. Vallahi bilin amcamın vardı bu şeylerden. Neydi bunun adı? Morris. Yok attım. Neydi? 1975. Yok 1275 model. Vallahi amcamın vardı bundan da. 1275 yazar. Senin 1275. Ama bilin yani motorunu falanını filan kas şeyde hiçbir şey yok. Bak üstündeki mühüre. Çok güzel. Ay kendimi durduramadım. La 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 la. Kulağında çiçeği. Görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon. Dağıtıyor helvayı. Ne yağmur ne de çamur. Herhalde. Durduramadı hiç pembeyi. Helvasanın helvasıyla elinde sepeti kulağına takmış böcek bir çiçeği. Bana bak, ağzımı açtırma. Kulağımdaki çiçeğime laf attırma. Dur biraz sakin ol. Sakin ol pembe. Bu
haftaki sorun nedir bana söyle. Düşüneyim, birazcık son olsun. Nenem ne derdi? Vanilla olsun. Orta arkadan çekme. Yemedim mi sana? Bu sene de şişman diyecekler bana. Kim ne derse desin takma kafaya. Tek takacağın şey çiçekli garamaşa. Oldu mu sence? Bitir artık. Bence oldu. Kulağında çiçeği görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon dağıtıyor heybayı. Kulağında çiçeği görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon dağıtıyor heybayı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu çekilişleriyle şans dağıtıyoruz. Ayın 8'i, 18'i ve 28 tarihlerinde Kıbrıs Genç TV ekranlarında canlı yayınla çekilişlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Nüfus oranına göre çıkma olasılığı en yüksek piyango Devlet Piyangosu. Aynı zamanda her bir biletle spora ve eğitime kayıtsız şartsız destek oluyorsunuz. Hayalleriniz mi var? O zaman hadi Devlet Piyangosu almaya. Steakhouse. Mükemmel lezzetler. İtin en lezzetli hali Steakhouse'da. Kıbet'in helal kesimlerinden alınan taptaze etlerden yapılan çeşitli et menülerimizde iddia ediyoruz. İti hiç bu kadar lezzetli tatmamıştınız. Lefkoşa ve Girne'deyiz. Steakhouse. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'la Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. Kıbet'in sunduğu cadde programı sona erdi.